finans kurumunda evet. alacağımız vardı. Hı hı. Bu iflas etti. 15 sene ödeme yapmadı. Biz umudu kesmiştik. Evet. 15 sene sonra 3 taksitle ödeme yapıldı. Evet. Şimdi bunun zekatını geçmiş 15 senenin zekatını vereceğiz. Yoksa aldığımız günden itibaren zekat vereceğiz o paranın zekatını. Peki soralım Gani Bey. Teşekkür ederiz. Güzel bir soru, farklı bir soru. İhtiyaca binaen cümlemizden Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere. Evet hocam, alamadığımız bir para 15 sene sonra geldi. Bu geçen 15 senenin zekatını hesap edip vermeli miyiz? Yoksa elimize geçtiği günden itibaren mi hesap etmeliyiz? Yani alacaklar veya elimizde olmayan ama bize ait olduğunu düşündüğümüz şeyleri biz şöyle tasnif ederiz değil mi? Deriz ki kuvvetli alacaklar, zayıf alacaklar diye. Kuvvetli alacaklar nedir? Yani birisine mal satmışız veya bir hizmet üretmişiz. Onun karşılığında ne yapacak? Vatandaş kesin borcunu da inkar etmiyor, bize ödeyeceği. O sanki cebimizdeki gibi düşünür. Ne yaparız? Veririz. Zekata nisaba ulaşıyorsa, yani zekat yükümlülüğümüz varsa onun da zekatını veririz. Ama bu biraz daha zayıf alacaklı derken şunu diyeyim. Alacaklıydınız aslında, karşı tarafın iflasını açıkladı. Artık sizde umudunuz tamamen ne yaptı? Kesildi. Ama ilerleyen yıllarda ne oldu? Tekrar umut doğdu. Biraz önce hak hukuktan bahsettik, kul hakkından bahsettik. Ki karşı taraf artık ne geldi? İnsafa geldi. Veya imkanı o yeniden oluştu. Bu size bu alacağınızı veya hakkınız olanı iade ettiyse artık siz o anda zekatla yükümlü değilseniz bu parayla birlikte zekat yükümlüsü oluyorsanız elinize yeni geçmiş bir para gibi değerlendirecek. Dolayısıyla üzerinden bir yıl, bir kamerayı yıl elinize geçtikten sonra, sizin olduktan sonra üzerinden bir kamerayı yıl geçtikten sonra ne yapacaksınız? Zekatını vereceksiniz. Ha, siz zekat yükümlüsünüz de bu da artı bir katkı oldu. O zaman ödeyeceğiniz gün belli. Zekat yükümlüsünün ne vardır? Bir miladı vardır, tarihi vardır. Daha çok insanlar Ramazan'a denk getirmişlerdir. Evet. Çünkü Ramazan böyle kameri takvime göre zekatımızı verdiğinize göre Ramazan da kameri takvim esasına göredir. Peki o zaman bir Ramazan ayını düşünün. Ramazan ayına geldiğimizde ben zaten zekat verecektim. Belli bir birikimim vardı. Bu da artı geldi düşüncesiyle. O tarih Ramazan'dan önce geldiyse, para elimizde ulaştıysa onu da ilave ederek üzerinden bir yıl geçmeksizin, beklemeksizin ne yaparız? Zekatını veririz. Evet. Çünkü artık günümüz, zekat günümüz o. O da artı bir para. Onun için de ayrıyeten bir yıl geçmesini beklemeyiz. Allah razı olsun hocam.